Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özge Kurt. Yine zamel derslerimize devam ediyoruz. Bu sefer bu dersimizde göstereceğimiz tree view'i göstereceğiz. Bu ne demektir? Şurada çok küçük bir örnek var. Bundan önceki bir iki videomuzda zaten menü barı görmüştük. Ondan sonrasında tab kısmını görmüştük. Menü barda hatırlarsanız bir listeleme mevcuttu. O da şu şekilde, yine örnek verdiğimiz gibi böyle bir menü oluşturuyorduk. Daha sonrasında bunların yine asıl header'ların altında alt header'lar olabiliyordu ki bu alt header'ların altında da yine header'lar oluşabiliyordu. Ama menü bar şeklindeydi. Yani görünümümüz bu şekildeydi. Çünkü menü etiketlerini kullanıyorduk ve menü etiketlerinde menü şeklinde bizim karşımıza çıkıyordu. Şimdi görmek istediğimiz ise bir ağ sistemi oluşturmak isteyebiliriz. Örneğin çok kısaca sadece koda geçmeden bir ön bilgi olması açısından örneğin böyle bir liste yapıp var. Ben animal'a bastığım zaman atıyorum alttan maddeler çıkmasını istiyorum. Bir altından. İşte bir altına atıyorum başka bir madde var. Ona bastığım zaman yine alta dallana dallana, yani bir ağaç görünümü, ismi dolayısıyla tree view, yani bir ağaç görünümü oluşsun istiyorsam, yani böyle bir kısma ihtiyaç duyuyorsam tree view etiketini kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz kod kısmına geçebiliriz. Editörüm olan Visual Studio'yu kullanıyorum. Yeni bir proje oluşturuyoruz. VPF application'ı kullanıyoruz. İsim olarak tree view diyorum. Location'ını belirtiyorum. Masa üstünde olsun istiyorum. Daha sonrasında create, yani oluştur diyorum arkadaşlar. Nasılsa ki diğer videolarımızda menü kısmını oluşturmak istiyorsak, menü etiketini kullandıysak ya da tablo, bu bir önceki videomuzda hani hatırlamak isterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Tablo kısımları oluşturmak istiyorsam, tab etiketini kullandıysam, burada da bir ağaç görünümü istediğim için tree view etiketini kullanıyorum arkadaşlar. Yani benim burada şu an gördüğünüz gibi aslında görünüm dizayn kısmında hiçbir şey yok. Ama zaten oluşturacağım ağaç görünümünü bu etiketler içerisinde oluşturacağım. Çünkü neden? Ben atıyorum ağaç görünümünü sadece burada oluşturmak isterim. Devamında bir form oluştururum, bir yazı eklerim, bir resim eklerim, başka bir şeyler yaparım. Ona göre düzenleyebilirim. Ama ağaç kısmını sadece şu tree view etiketleri arasında etkin olacaktır. Bunu oluşturduğum zaman benim itemlara, yani nesnelerime ihtiyacım var. Nesneler ne? Burada görüldüğü gibi şöyle tutalım dilerseniz. Atıyorum buradaki nesnelerim, temel nesnelerim animal, plants ve other. Bunlar benim temel nesnelerim olduğu için ben nesnelerimi itemlarla oluşturuyorum. Buradaki itemimsa, tabii etiket atıyorum, tree view item. Bununla oluşturdum. Tabii bunu oluşturmak sadece yetmiyor. Neden yetmiyor? Çünkü benim burada isim yazmam lazım. Örneğin ilki animals. Animals'ı nasıl yazacağım? Diğer bundan önceki iki videoda da gördüğümüz gibi bu tarz menü şeklinde de listeleme şeklinde oluşturduğumuz yapılarda isimlere header, yani başlık sayesinde veriyoruz. İlkinde gördüğümüz animals'tı. Daha sonra bunu kapatabilirim arkadaşlar. Bunu kapattım. Sonra bunu neden ikisinin arasını açtım? İstersem dilersem şurayı slash'la da kapatabilirdim. Ama aralarını açtım. Şu sebepten arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada bir ok var. Yani bu da şu demek. Ben animals'a bastığım zaman altında bana listeler verecek. Demek ki animals'ın altında da yine tree view item'lar, yani daha farklı header'lar bulunmaktadır. O yüzden animals'ın etkin alanını belirttim. Yani bu etiketle bunun kapanış etiketi arasında yine bazı action'larımız, olaylarımız vardır. Tabi bunu da bir tab tuşuyla bir içeriden devam ettirecek şekilde yazıyorum. Mesela animals ne olabilir? Yine nasıl yapıyoruz? Tree view item'la oluşturuyorum yine başlıklarımı. Aslında bunda bir önceki videoda, tab kontrolde, hatta bir önceki videoda da menü barda da hepsindeki temel mantık aynıdır. Belli bir etiketimiz vardır. Menü barda menü olacak şekilde, tab'da tab kontrol item olacak şekilde, bunda da tree view item şeklinde hepsinde aynı etiketi kullanırız. Buradaki tek önemli kısım hangi
header, item yani nesne hangi nesnenin altında olacağıdır. Mesela animals'ın altında ben diyorum ki mammals olsun. Yani memeliler kısmı olsun dedim. Daha sonrasında bunu da kapattım. Yeniden açtım. Neden? Atıyorum mammals yani memelilerin altında da yine başka nesneler olsun istiyorum. Örneğin pet tree view item oluşturuyorum. Header'la ismini veriyorum. Örneğin Spaniels. Birincisi bu olsun. Bunu devam ettirmeyeceğim. Altında daha başka yani Spaniels'ı açmayacağım. Ne yapıyorum? Slash'la kapatıyorum. Bu da bir kapatma şeklidir. Şu şekilde de mesela bunu açtığımız gibi bu şekilde de kapatabiliriz. Aynı şekilde burada açtığımız gibi slash'la da kapatabiliriz. İkisi de aynı mantıktır. Devam edelim. Yine aynı hizasında bir tane daha oluşturdum. Buradaki mantığını anlamalıyım arkadaşlar. Şunu da bir içeriğini yazalım da. Bu arada şöyle bir şey var. Tamam memnunuz. Devam edelim. Sıkıntı yok. Atıyorum. Bu içerikler değiştirilebilir arkadaşlar. Önemli olan ana mantığı anlayabilmek. Working Docs dedik. Örneğin yine kapattım. Sonrasında bir tane daha ekleme yapacağım. Copy paste yapayım. Şuradan yapıştırdık. Şuraya ismini de farklılık yapıyorum. Ne dedim? Retrievers dedik. Örneğin. Bunları yazdık. Buradaki ana mantık aslında şudur arkadaşlar. Benim asıl ilk görünen kısmım animals kısmıdır. En dışta animals var. Gördüğünüz gibi açmış kapamış. Yani bunun içerisindeki hepsi animals'ın içerisinde aslında. Çünkü etkin alanı içerisinde. Daha sonra gördüğünüz üzere bir altta şu var. Bu etiketim var. Mammals'lar var. Bu da benim animal'ın altındaki listemdir. Yani animal'a bastığım zaman mammals çıkar. Mammals'a bastığım zaman gördüğünüz gibi şu üçü çıkar. Neden üçü çıkıyor? Çünkü ben bu üçünü aynı hizaya koydum. Listedeki gibi düşünün arkadaşlar. Şu hiç kodları görmeyin. Animals yazdı. Bastım. Mammals yazdı. Bastım. Bu üç tanesi yazdı. Ben bunları yani working doku atıyorum yine listelendirmek istersem bunu silip aynı buradaki gibi açıp aralık da oluşturabilirim. Uzatmak istemiyorsam burada bitiriyorsam bu şekilde de kapatabilirim arkadaşlar. Bu bitti. Tamamen animals'ın etki alanından çıkmıyoruz. Ama mammals'ın atıyorum etki alanından çıkmak istiyorum. Ne yapacağım? Mammals'ın bittiği etiketin yani şurası mammals'ın etki alanı ama hala animal hani hala hayvanların içerisindeyim ama mammals'ta değilim. Başka bir şey daha açacağım. Ne yapıyorum? Şurada açmaya başlıyorum. Preview item dedim. Kapattım. Şuna bir header ekliyorum. Atıyorum ona da cats dedim. Burada ne yapmış oldum yani arkadaşlar? Animals adında bir ana başlığım var. Daha sonrasında hizalara zaten bakarsak sıkıntı yaşamayız. Şurada mammals bir animal'ın altında mammals başlığım var. Mammals kendi içerisinde altta dallanıyor. Bir ağaç durumu var. Aynı şekilde cats'im var. Yine mammals'la aynı hizada olduğu için animals'la açtığımda mammals ve cat çıkar. Şimdi cat'in altına doldurabilirim. Yine nasıl item nesne belirliyordum? Tree view item'la belirliyorum. Header'la ismi yazıyorum. Atıyorum tiger dedim. Kapattım. Çünkü uzatmak istemedim. Bu kadar da bitirdim. Tree view item dedim. Header dedim. Bu sefer de leopard dedim. Yine pardon şu şekilde geri alalım. Şu şekilde kapattım. Çünkü devamını getirmiyorum. Preview item dedim. Closure. Pardon. Şurayı şöyle siliyoruz. Header dedim. Ve bu şekilde kapattım. Şu an ne yaptım aslında? Mammals ve cats ikisi de aynı hizada oldukları için tahmin edeceğiniz gibi liste yani ağaç görünümümüzde de aynı hizada olacaklar. Ve cats'ı açtığım zaman 3 ana başlık çıkacak. Mammals'ı açtığım zaman 3 ana başlık çıkacak. Dilerseniz bunu bir kaydedelim. Ekranımızda da görelim. Evet, gördüğünüz gibi sadece animals'ı görüyorum. Neden sadece animals'ı görüyorum arkadaşlar? Şu yüzden, çünkü benim temel, bak
Bunun hizasında başka bir ağacım yok benim. Bu hani ana ağaç olarak geçiyor. Çünkü en dıştaki ağaç bu. Trivium zaten ağaç oluşturmak için tanımladığım bir etiket. Onun altındaki ilk nesnem, item'ım animals. O yüzden ilk animals'ı görüyorum. Onun altında ne var peki? Hemen mammals ve cats var. Yani ben bastığım zaman mammals ve cats'i görmek isterim. Basıyorum. Gördüğünüz gibi mammals ve cats gördüm. Peki mammals'ın altında da 3 tane header yani item'ım varmış. Basıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi aynı hizada. 3 tane. Cats'te de aynı şekilde iç tarafta 3 tane header'ım, item'ım var. Bastığım zaman yine aynı şekilde gördüm. Fark ettiyseniz burada nasıl tab tuşlarını kullandıysak yani içeri aldıysak aynı şekilde burada da karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Biraz küçük olduğu için şuraya hemen font size'da bunları biliyoruz artık. Boyutunu ayarlayalım. 20 diyelim ki biraz daha büyük olsun. Kaydettim. Şimdi şunu büyütelim. Benim animals'ımın etkinlik alanı burası. Görüldüğü gibi şuraya şöyle yaparsam burada açılıyor, burada kapanıyor. Ben animals'ı bitirmek istiyorum. Örneğin hani burada artık buraya kadar animals bitsin. Yeni bir hani az önce nasıl açıp sadece animals'ı gördüysek ilk bir seçeneğim daha olsun istiyorsam ne yapacağım? Nasıl açıyorduk yeni bir ağaç görünümünü? Tree view item'ı açıyorum. Ama fark ettiyseniz bu sefer aynı hizada animals'ın etkinlik alanında değil, farklı bir etkinlik alanı açıyor ve aynı hizada. Yine burada nasıl görüyorsak görünümde de aynı şekilde olacak. Yine TreeView item'la yeni bir header açacağım ama tabii ki de ondan önce bu yeni açtığıma bir isim vermem lazım. Örneğin Marsupial olsun. Marsupials. Evet. Yani burada demek istediğim şey şu. Animals ve Mars Plemi olarak görünecek arkadaşlar. Daha sonrasında ben Mars Plemi'ye bastığımda bakın bir tık içeri girdim bu sefer. Yazdığım zaman atıyorum kanguru dedik. Kanguru dedik. Kapatıyorum kanguruyu daha dallandırmayacağım. Bir altına girdim. Preview item dedim. Header'la bu sefer de koala dedim. Bunu da dallandırmayacağım. Kapattım arkadaşlar. Şu an ben aslında iki temel şöyle de kapatırsak aslında gördüğünüz gibi iki temel etkinlik alanım var. Zaten tree view diyerek ağaç yapısını oluşturacağımı söylüyorum. Tekrar baktığım zaman bir animals var. Etkinlik alanı asıl görünen bir de Mars Plemi var. İki tane büyük benim temel ağaç görünümüm var. Ben buna yenisini ekleyebilir miyim? Tabii ki de ekleyebilirim. Örneğin tree view item dedim. Bir isim ekledim. Header dedim. Örneğin bu da plants olsun. Bitkiler oldu. Kapattım. Şu anlık hiçbir etkinlik alanı yapmayacağım. Örneğin sadece plants dedim. Bastığı zaman herhangi bir alt dala ayrılmasını istiyorum. Örneğin kapattım. Tekrar bir tane daha açmak istiyorum. Tree view item header ve buna da meta others dedik. Daha sonrasında kapattım. Tabii böyle şu şekilde kapatalım. Daha sonrasında kapattık. Etkinlik alanımız bu içerisinde herhangi bir şey yapmadım. Yapabilirim daha sonrasında ama bunun içerisinde bir şey olmaması demek görünmeyeceği anlamına gelmiyor. Burada şu an gördüğünüz gibi şu dördü de aynı hizada. Yani benim ilk açılışta animals'ım, marsupilami'm, Plants'im yani bitkilerim ve others diğerleri kısmım mevcut olacak. Bu arada hepsinin font size'ını 20 yapalım arkadaşlar. Büyüklükleri aynı olsun. Tüm yeni ana başlıktaki preview'leri 20 yapalım. Şöyle copy paste alalım. Aynı şekilde burayı da açıyorum. Şu şekilde bir boşluğumuzu da bırakalım. Aynı şekilde buraya da etkinliğimizi yerleştirdik. Evet, açıp detaylı baktığımız zaman gördüğünüz gibi kendi içlerinde hizalarına göre alt dallara, alt ağaçlara ayrılıyorlar. Aynı şekilde atıyorum ben bu Tiger'ı altında da bir yani Tiger'a da bastığım zaman içinde bir şeyler çıksın isteyebilirdim. Örneğin yapalım isterseniz yani altın alt başlığının alt başlığının alt başlığını da yapabilirdim. Kapattım.
Bakın gördüğünüz gibi Tiger'a bir etkinlik alanı oluşturdum. Bir tab içeriden yine nasıl tanımlıyordum? Hepsinde aynı. Sadece tablar önemli. Yani bir iç bir dış durumu önemli. Tree View Item dedim. Kullanıcı taraflı görünebilmesi ve isim verebilmem için header'ı kullandım. Atıyorum A olsun. A dedim. Ve kapattım. Hatta kapatmayıp şu şekilde de yapabilirim. Kapattım. A'nın da bir etkinlik alanını oluştururum. Gördüğünüz gibi aslında kodları silersek, görmezsek cast'e basıp cast var. Cast'in altında Tiger var. Tiger'ın altında A var. Ve ben şu an A'ya da bastığım zaman yine bir etkinlik alanı görmek istiyorum. Atıyorum header dedim. B dedim. Bu sefer kapattım. Daha devamında bir şey getirmiyorum. Bunu kapattığım zaman bir etkinlik alanı oluşmuyor. Şu şekilde yaptığımız zaman etkinlik alanı oluşuyor ama kod solu olarak bir farklılıkları yok. Bu şekilde arkadaşlar dilerseniz kaydedip çalıştıralım. Evet, gördüğümüz üzere şöyle kodumuza da bakarsak animals, cats, pardon cats de bunun içerisinde de animals, şu en dıştaki animals, marsupilami, plants ve other en dıştakiler. Ama gördüğünüz gibi animals'ın ve marsupilami'nin dışında küçük oklar var. Neden? Çünkü bunların içerisine dallandırma, yani tree view diyoruz ya, ağaç görünümünü yaptık. Ama gördüğünüz gibi şu anlık plants'ın içi boş. Hani oluşturduk ve bıraktık. Bu bizim tercihimiz. Bu kadarla da kalabilir. Others'ın da yine oluşturduk, bıraktık. Gördüğünüz gibi yine boş. O yüzden bir ok durumu yok. Ama Animals'a baktığım zaman şu izah, bir yani Animals buradaysa bir tık içeridekilere bakıyoruz. Mammals var, cats var, bu kadar. Bir de evet burası yok, şurası kapanıyor, burası yok. Yani açtığım zaman Mammals ve cats'i göreceğim. Açtım, Mammals ve cats. Mammals'ı açtığım zaman ne göreceğim? 3 tane daha, hepsi aynı izahda, daha da dallanmayacak şekilde. Nereden anlıyorum? Çünkü slash'larla kapatılmış ve hepsi aynı izahda. Mammals'ı açtığım zaman 3 tane var ve daha da bunun içerisinden dallanan yok. Ama gördüğünüz gibi cats'te tiger var. Şöyle şu izahdan bakacaksam tiger var, leopar var ve şu kajur diye okunur muhtemelen. Bu hayvan var. Bastığım zaman gördüğünüz gibi tiger, leopar ve bu. Ama gördüğünüz gibi leopar ve bu bir altındaki satırdaki hayvan dallanmamış. Slash'la kapatmışım. Ve burada da gördüğünüz gibi herhangi bir ok yok. Ama tiger'a baktığımız zaman bir ok var. Ve tiger'ın bir içerisine giriyorum. Bir içerisinde sadece A var. Gördüğünüz gibi bastım. Sadece A var. Çünkü B onun da içerisinde. Gördüğünüz gibi A'da yine bir ok var. Bakıyorum A'ya da bir iç dallandırmışım. B var. Gördüğünüz gibi B de son olarak bitiyor. Buradaki çıkarmamız gereken şey arkadaşlar, yani biz bu şekilde de oluşturabiliyoruz. Bir tree view, yani ağaç görünümü oluşuyor. Menümüzü yani bazı menüler üstte değil de hani böyle tab değil de üstte bir buton görünümünde değil de bu şekilde yan yana da listeleme yoluyla da gösterebiliriz. Buna da ağaç yapısı diyoruz arkadaşlar. Anladığınızı umuyorum. Eğer herhangi bir yerde takılırsanız, sormanız gereken bir şey olursa yorumdan bana bildirebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.